Hello again. What are we doing? We are learning how to speak English. Now we are in the fifth lesson of the speaking lessons with me. Merhabalar. Ne yapıyoruz? İngilizce konuşmayı öğreniyoruz. Ve şu anda İngilizce konuşma 5. dersinde beraberiz. Evet, şimdi sizlere yine 10 adet soru göstereceğim. Bunları daha önceden yazdım ben, hazırladım. Ve sizlerle daha hızlı olması açısından Sizlerle bunları çalışacağız. Evet öncelikle ilk sorumuza gelelim. How many? Peki beşinci ne demek? Beşinci fifth lesson demek. Birinci neydi? First. İkinci second. Üçüncü third. Dördüncü fourth. Beşinci fifth. Evet. Şimdi okuyalım. How many geographical regions are there in Turkey? Ne demek? Kaç coğrafi bölge? Kaç tane? How kaç tane demek? Türkiye'de kaç tane coğrafi bölge var? Arder soru halinde var soru işareti gibi düşünülür. Ters çevirdiğimiz zaman derar vardır anlamındadır. Kaç tane var? Tabii ki 7 tane var. There are seven regions. Şimdi bunların isimlerini öğreneceğiz 7 bölgemizin. Ben Marmara bölgesinde yaşadığım için ilk olarak onu yazdım. Okuyoruz. There are seven regions. Marmara Region, Aegean Region, tabii ki Ege bölgesi, Black Sea Region, Karadeniz bölgesi, Mediterranean Region, Akdeniz bölgesi. Tabii Akdeniz'i hemen White Sea Region gibi belki düşünmüş olabilirsiniz. Fakat Akdeniz bölgesi derken Mediterranean diye geçmekte. East Anatolia Region, East Doğu demek, Doğu Anadolu bölgesi. South ...East Anatolia Region ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Inner Anatolia Region ne demek peki? Inner, iç demek. O zaman iç Anadolu Bölgesi. Hem bu arada deniz isimlerini de öğrenmiş oluyoruz burada. Marmara Denizi, Marmara Sea denilebilir. Aegean Sea, Black Sea direkt geçiyor zaten. Mediterranean Sea denilebilir. Evet, ikinci sorumuza geçelim. The older regions have the same climate in Turkey. Tüm bölgeler aynı iklime mi sahip? Climate iklim demek. Same aynı demek Türkiye'de. Nasıl çeviriyorduk? Genellikle sondan çeviriyorduk. Ama baştaki ilk özneyi yakalayarak. Bütün bölgeler all bütün demek tüm. Tüm bölgeler Türkiye'de aynı iklime mi sahip? Tabii ki değil. No, they have different climates. Hayır, farklı iklimlere sahip. Hem burada neyi görüyoruz? Zıt iki sıfatı görüyoruz. Aynı, same, farklı, different'ı gördük. Kaç tane iklimimiz var bizim? Üç iklimimiz var. We have three climates. Nedir bunlar? Türkçe olarak düşünecek olursak Karadeniz iklimi, İç Anadolu iklimi ve Akdeniz, pardon İç Anadolu diyorum Karasal iklim ve Akdeniz iklimi. Black Sea, Karadeniz iklimi, Inner Land, Karasal iklim, Mediterranean, Akdeniz iklimi. Evet, Şimdi ise geçelim üçüncü sorumuza. What's the capital of Turkey? Evet, Türkiye'nin başkenti neresidir? Türkiye'nin başkenti tabii ki Ankara is the capital of Turkey. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Mesela soruyu değiştirebiliriz. What's the capital of Spain? Madrid is the capital of Spain. What's the capital of Italy? Rome is the capital of Italy. What's the capital of England. London is the capital of England. What's the capital of Egypt? Cairo is the capital of Egypt gibi buraya ülke ismini değiştirerek birçok başkenti söyleyebiliriz. Bir daha okuyalım. What's the capital of Turkey? Ankara is the capital of Turkey. How many religion festivals do we have? Evet, şimdi yabancıların en çok merak ettiği sorulardan biri de budur. Şimdi bizim ülkemize geliyorlar. İşte Hristiyan olsun, Yahudisi olsun, ateist olsun veya başka bir dine mensup olan olsun. Tam bayramlarımızda, dini bayramlarımızda ülkede Ramazan bayramında olsun, Kurban bayramında olsun çok sorarlar bu soruyu. Merak ediyorlar. Nedir bu diye? Ve şu şekilde gelebiliyor soru. Ya da biz açıklarken söyleyebiliyoruz. Bu, da bu bize göre. Şimdi biz ne diyoruz? How many religion festivals do we have? Biz sahibiz. Neye? How many, kaç tane religion festivals, dini bayrama sahibiz? Evet, bunları öğreneceğiz şimdi burada. Tabii Müslüman olarak cevap veriyorum ben. Ben bir Müslüman olarak. iki dini bayramım var. We have two religion festivals. They are Ramadan and Sacrifice Festival. Ramazan'ı anladınız zaten Ramazan bayramı. Sacrifice ise kurban demek. Festival da bayram olarak geçmekte. Evet. Ayrıca tabii her hafta Cuma günü de bir bayram olarak aynı zamanda kutlanıyor biz Müslümanlar tarafından. Yalnız orada istenen işte Cadılar Bayramı gibi, Paskalya Bayramı gibi, Christmas gibi hani sizde de ne var dendiğinde bize sorarlarsa biz ne diyeceğiz? We have two religion festivals. Ramadan and sacrifice. Beşinci soruya geçelim. Beşinci soruda ilginç bir kalıp öğreneceğiz. What do you think kalıbı? What do you think about kalıbı? Hakkında ne düşünüyorsun demek. Mesela what do you think about economy? Ekonomi hakkında ne düşünüyorsun? Neredeki? In your country. Ülkendeki ekonomi hakkında ne düşünüyorsun? Mesela bunu değiştirebiliriz. What do you think about your football team? Futbol takımın hakkında ne düşünüyorsun? What do you think about your job? Mesleğin hakkında ne düşünüyorsun? What do you think about the weather today? Bugünkü hava hakkında ne düşünüyorsun gibi onlarca yüzlerce değişik örnek siz de üretip yazabilirsiniz. Birkaç tane buraya cevaplar yazdık. Ne demişiz? It's normal. Aynen Türkçedeki gibi normal. Normal. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Normal. So so. Eh işte. Şöyle böyle anlamlarına geliyor. Not so good, not so bad. Ne çok iyi, ne çok kötü. Bir tane de moral bulucu bir cevap yazalım dedik. It's getting better. Daha iyiye gidiyor. Get better daha iyiye gitmek. It's getting better. Evet okuyalım. What do you think about economy in your country? It's normal. So so. Not so good. Not so bad. It's getting better. Evet şimdi gelelim diğer bir sorumuza. What do you think to buy first? House or car? Evet, burada ne demişiz? En önce demek. First birinci olarak. Buy satın almak. What do you think? Burada ne düşünüyorsun anlamında? O oh, what do you think about'a biraz benziyor tabii. What do you think to buy first? Önce, en önce birinci olarak ne almayı düşünüyorsun? House or car? Ev mi, araba mı? Tabii ki de, tabii ki de. Ben kendi görüşüm olarak yazdım bunu. First, I want to buy a house. En önce, birinci olarak ben bir ev almak isterim. Ama hemen ikinci cümlede de değişik bir şey yazdık. I think bir kalıptır. Bence kalıbıdır. I think buying car is easier. Bence araba almak daha kolay. Ama tabii gönülden geçen önce bir evimiz olsun ki kira ödemeyelim. Evet 7'ye gelelim. Tabii bunu bir okuyalım. What do you think to buy first? House or car? First I want to buy a house. I think buying car is easier. 7. sorumuzda Have you ever tasted a Chinese food? Have you ever kalıbını hatırladınız mı? Have you ever neydi? Hayatında hiç kalıbıydı. Hayatında hiç tattın mı? Taste tatmak. Bir çin yemeği tattın mı? Ben tatmadığım için no I have never tasted. Tattıysanız da yes I have diyebilirsiniz kısaca. Can you prepare any meal? Can you prepare any meal? Hiç yemek hazırlayabilir misin? E tabii birkaç tane hazırlayabiliriz değil mi? Yes, I can prepare pasta. Pasta ne? Makarna. Salat. Salata. Eggs. Yumurta. Çırpılmış veya haşlanmış. Toast. Toast. Nokta nokta gider bu şekilde. Bir daha şu iki soruyu okuyalım. Have you ever tasted a Chinese food? No, I have never tasted. Can you prepare any meal? Yes, I can prepare pasta, salat, eggs, toast. Evet, son iki sorumuza geliyoruz şimdi. If you have enough money. If, eğer kalıbımız, eğer. Enough money yeterli para. Eğer yeterli paran varsa, yeterli paraya sahipsen, ev sahip olmak biliyorsunuz. Do you want, ister misin? To change your city. Şehrini değiştirmek ister misin? Change, değiştirmek. Mesela sakin bir yere gitmeyi düşünmek isteyenler için şöyle bir cevap verilebilir. Yes, I want to move. Hmm. Move da taşınmak anlamına giriyor burada. Hareket etmek anlamı da var tabii ki ama buradaki anlamı taşınmak. Evet, taşınmak isterim. Nereye? Balıkesir'e demişiz mesela burada. Yes, I want to move to Balıkesir. Son soruya geliyoruz. Where is the Atlantic Ocean? Atlantic Ocean. Ocean, okyanus. Atlas Okyanusu, where? Nerede? Arasında kelimesini kullanmak için ben bunu yazdım. Between demek. Bunu başa alıyoruz. Böyle yazıyoruz. It is between kıtaları yazdım. America and Afrika. Amerika ve Afrika kıtaları arasında. Evet 10 sorumuzu bugün itibariyle de bitirmiş oluyoruz. 5. dersimizde sizlere tekrar etmek istiyorum. Bunları dersi dinledikten sonra videoları durdurarak bunları yazarsanız defterinize ve yazdıktan sonra da çalışır tekrar ederseniz Gün geçtikçe speaking sorularına alışmaya ve bunları öğrenmeye, konuşmaya başlayacaksınız inşallah. Yalnız sizden isteğim bunların üstüne Türkçelerini yazmayın. Bunların üstüne Türkçelerini yazarsanız İngilizcelerini pek düşünmek zorunda kalmadan direkt Türkçe mantığıyla kafaya geçirmeye çalışacaksınız. Deftere yazarken bunları sadece İngilizce olarak yazın. Anlamadığınız, bilmediğiniz kelime olursa bir not defterine belki tutarsınız onları. See you on the sixth lesson.